Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne var? Bugün arkadaşlar konserve melemeni yazdan hazırladığımız o var. Onu yapacağım. İnşallah bu çayla akşam yemeğimiz de bol olmuş olacak. Şöyle bir kısa da olsa bir video çekeyim diye düşündüm ama umarım seyredersiniz, beğenirsiniz, bakarsınız. Soğanı doğradım arkadaşlar. Biber, yeşil biber doğradım. Ondan sonra yağımız, soğanımızı biraz öldüreceğiz, kavuracağız. Ondan sonra melemenlik hazırladığım domates içine dökeceğim. Güzel bir şey olacak inşallah. Arkadaşlar şöyle geldim dondurucuya, şimdi buzu saldı. Yazdan hazırladığımız soslu melemen. İçinde bunun da biberi var. Rengine iki tane de ufak biber doğradım. İnşallah güzel bir içerik olacak arkadaşlarım. Arkadaşlar soğanımızı öldürdüm. Şimdi melemenliğimi dökeceğim domatesini. Domatesini döktüm arkadaşlar. Böyle. Şimdi pişmeye bırakıyorum artık. Arkadaşlar melemenimiz pişti. Yumurtasını üstüne koydum. Kısa ateşte yumurtaların pişmesini bekleyeceğim. Böyle gördüğünüz gibi. Ağzını kapatalım. Kısa ateşte pişsin. Arkadaşlar yumurtalarımız şöyle şahane görünmeye başladı. Pişsin. Maşallah. 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 Nazar değmesin inşallah. Arkadaşlar gerçekten güzel oluyor yani. Menemenimiz süper. Arkadaşlar pişti. Tabaklara koyuyoruz. Artık yemeği yiyeceğiz. Gerçekten de çok güzel oldu. Aynen öyle yani. O zaman yanına bir iki şey daha mı koysak mı? Bu menümüz de böyle. Çayı Dışarıdaydık, doğru yetiştik değil dolduralım. mi? Aynen. Arif Hanım yine tabi bugün de oruçluydu. Dışarıdaydık. Akşam ezanı neredeyse yolda okundu. Onun için hemen böyle pratik bir melemen yapalım dedik. Yaptık, hazırladık. Şimdi onu yiyeceğiz. Ketilde iyi pratik kullanmayı iyi oluyor ama. Hemen 2 dakikada kaynatıyor hazır için. Çayımız da tavşan kanı gibi olmuşken. Arkadaşlar bir başka içerik başka yerden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Bu anki çekimimiz kısa ama öz olsun dedik. İzlemede kalın. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Beğenle ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Bizim desteğe ihtiyacımız var çünkü izlenmeye ihtiyacımız var. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye.